Bu duvarın içi boş gibi. Dur bir de şu kapıya bakayım. Kapı çalıyor. Kim geldi? Siz geldiniz Necati. Neler oluyor? Hazırlık yapmalıyız. Öğretmen ödev olarak fasulye tanelerini çimlendirmemizi istedi. Necati sen ne yapıyorsun peki? Öğretmenin eniştesi tarlaya fasulye ekecekmiş. Benden traktör istedi. Ben fasulyeme çok ilgi göstereceğim. Öyle bir çimlenecek ki yemyeşil olacak. Çok da karıştırmaya gerek yok. Biraz pamuğa fasulye tanelerini koy, su ekle, işte bu kadar. Evet, çok karıştırmaya gerek yok. Biraz teker, azıcık traktör kornası, bir de traktör buldu mu tamamdır. Çekilin yoldan. İşte bu kadar kolay. Benim fasulyelerim niye çimlenmedi anlamıyorum. Fasulyelerim rahat etsin diye pamuktan yatak yaptım. Hatta masal bile okuttum. Fasulyeleri haşlıyoruz, sonra biraz salça. Necati kitaplar karışmış. Sen fasulyelere masal değil kuru fasulye tarifi okuyorsun. Bu onlar için korku hikayesi olmalı. Patlıcan oturtma diye bir masal olmadığını anlamalıydım. Ben Mirket abiye gidiyorum. Ondan yardım isteyeceğim. Bir varmış bir yokmuş. Kötü niyetli cadı kazanda kazan dibi yapıyormuş. Oo, sütlü masallar bayılırım. İşte tut şu karışımı. Ha? İşe yarayacak mı bu elimdeki? Hayır, o benim salatalık maskesi karışımım. Seninkisi burada. Al. Nasıl kullanacağım peki? Çok az damlatmalısın. Yoksa çok büyür fasulyelerin. Benim gibi pişman olursun. Abi, bana da yaptın değil mi salatalık maskesi? Sen zaten salatalıksın. Ne maskesi? Salatalıkların da duyguları vardır. Ne demişti Mirket abi? Maskeyi az dök. Sen zaten fasulyesin. Yoksa benim gibi damlatırsın. Galiba dinlememişim. Neyse, hepsini döküyorum ben. Aferin, iyi ediyorsun. Oo, Mirket ne haber? Traktör var mı sende? Ha? Necati, bir sahnede de eksik ol. Bak bak, sana kimi vereceğim? Oo, ne haber Mirket? Sen kimin etrafında dönüyorsun? Yine olmamış. Ben ne yapacağım şimdi? Yardım isteyelim. Alo, Şakir'in fasulyesi çimlenmemiş. Tamam. Ne dediler? Polis bakmıyormuş o işlere. Manavarı in dediler. Bir dakika, bir dakika. Şu yerdeki izlere bakın. 56 numara, iki ayaklı, toynaklara bakılırsa bu bir fil. Bunlar benim ayaklarım. Hayır, hayır. Baksana yatak da dağınık. Şakir'in fasulyesi yataktan kalkıp kaçmış. Onu bulmalıyız. Muhteşem dedektifler iş başında. Necati kendi kıyafetini giysene. Hop, hep sen Remzi oluyorsun. Bir kere de ben olsam ne olur. Bak, Remzi taklidi yapmak da kolay. Ben bir aslanım ve sinirlenince böyle yürürüm. Öyle yürümüyorum bir kere ben. Bir fasulye olsam nereye girerdim acaba? Fasulye kulübüne gidip dans ederdim. Çıkı çık 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 çık. Saçmalama Necati. Neyse izler burada bitiyor. Sonra huysuz yaşlı bir kertenkele başlıyor. Fasulyeyi Cüneyt mi yemiş? Yoksa fasulye Cüneyt'i mi yemiş? Biz aramaya devam edelim. Pardon, buradan bir fasulye geçti mi? Yok, buradan 19C, 19F bir de 3 katlı palyaço arabası geçer. 3 katlı palyaço ara... Düt düt! Fasulye kulübü mü? Oo, sakalım yok ki sözüm dinlensin. Benim sakalım var ama yine de dinlemiyorlar. Uçan atlar dünyayı istila etmek üzere. Herkes kaçsın. Atımı bağlamayı unuttum. Uçarak kaçmaz umarım. Necati senin atın yok. Atım yok, imdat. Hadi gelin bulalım şu fasulyeyi. Hop 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 hop. Fasulye değilseniz içeri giremezsiniz. Acil toplantı, acil toplantı. Yarım saat sonra burada buluşalım. Herkes fasulye kostümüyle gelsin. Ben ne yapacağım? Havadaki görünmez altınları topla sen de. İki gün önce burada buluşalım. Çoktan geç kaldım. Necati? Bu ne hal? Brokoli olmuşsun. Pazarda fasulye kalmamış. Ben de brokoli aldım. Ne pazarı? Salı pazarı.
Perşembe pazarı çok kalabalık oluyor çünkü. Hem bugün cumartesi. Aman neyse. Sen de burada dışarıyı gözle o zaman. Biz giriyoruz. Senin işin de zor. Kim fasulye kim değil. Fasulyeyi yanlış anlayıp brokoli kılığına girenler de var. Bana öyle bakma. Ben gerçek brokoliyim. Bu kadar fasulyenin içinden nasıl bulacağız bizimkini? Peki. Gel. Daha yüksek bir yerden bakalım. Müziğe ne oldu? Açsanız ne geliyor? Müziğe onlar da kim? Hop bidi hop bidi fasulye. Onlar da kim? He? Siz de kimsiniz? Oğlum sen de bir şeyler desene. Takı tık. İşte orada. Benim fasulyem. Öndeki fasulyeyi takip et. Oley! Tren dansı. Herkes birbirini takip etsin. Baba hadi. Tamam tamam geliyorum. Çak 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 çak. İşte o şarkıdaki uçan brokoli arkadaşım evine dönmüş. Sonra ben ona mektup yazdım ama hiç cevap vermedi. Traktör! Fasulyem! Çabuk Necati kaçıyor. Ha, ne? Ha, tamam dolmuşa dönüşmece gücü. Doğru dolmuşa dönüşemiyordum ben. Koşun. Bir fasulyeyi yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Çok zor geçen bir kovalamacadan sonra. Dur artık. Fasulye ödevi için bana lazımsın. Neden kaçıyorsun benden? Fasulye değilim ki. Barbunya'yım ben. Bir dakika. O barbunyaysa fasulye kim? Yoksa ben miyim? Kafam çok karıştı. Demek o yüzden çimlenmiyordun. Fasulye yerine yanlışlıkla seni koymuş olmalıyım pamuğa. İyi de madem barbunyasın fasulye kulübünde ne yapıyordun? Bizden niye kaçtın bunca zaman? Peki peki anlatıyorum. Efektli mefekli bir geçiş olsun ama. Tamam ben de traktör kornasıyla eşlik ediyorum. Hadi düt düt düt. Fasulyelerin ve barbunyaların tartışması çok eskiye dayanıyor. Hangisi fasulye hangisi barbunya? Oo şu kırmızı belekli daha güçlü gibi. Ben de barbunyaların zaferi için bir ajan olmaya karar vermiştim. Ajan barbunya. Memnun oldum. Ben de ajan fil, Necati fil. Bir dakika olmadı bu. Ama sayfadan çıktım neyse artık. Fasulye kılığına girip o kulüpte yıllardır peşinde olduğumuz çok gizli bir bilgiyi elde etmeye çalışıyordum. Aa, ne yaptınız bana? 10 yaş genç görünüyorum. Ama siz bana dik dik bakınca kimliğim açığa çıktı sandım. Tüm görevi mahvettiniz. Ve sonra kahraman fil kötü kalpli muzları yenip süt kutularını kurtardı. Efsane masala, efsane son. İşte böyle. Ajanlığı elime yüzüme bulaştırdım. Olsun. İyi bir ajan her zaman mendilini yanında taşımalıdır. Gel silerim yüzünü. Hata bizim. Merak etme sana yardım edeceğiz. Necati bırak sen de ajan barbunyayı. Şimdi gerçekten de fasulyeye benzedin. Plan basit. Necati güvenlik fasulyesinin dikkatini dağıtacak. Sonra biz de gizlice içeri gireceğiz. Merhaba. Ben havuçlu fasulye yemeyeyim. İçeri girebilir miyim? Havuç gözlere iyi gelir diyorlar. Sen etrafında olan biteni hiç görmüyorsun. Bence bir düşün. Tamam Necati abartma. Ben senin dikkatini dağıtmıyorum. Arkadaşlarım da gizlice içeri girmeye çalışmıyor tamam mı? Tamam gibi baksana. Sonra Şakir ve ben muhteşem dansımızla herkesin dikkatini üzerimize çekeceğiz. Ne biçim dans? Bu ne biçim dans? Fasulyeler böyle dans etmez. Fasulyeler böyle dans etmez. Yara bak rezil oldular. Onlar dansımızı hayran hayran izlerken ajan barbunya arka tarafa geçip gizli belgeyi alacak. Bu havuç her şeyi itiraf etti. Barbunyalar gizli belgeyi almaya çalışıyormuş. Ha? Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Doğaçlama bir şeyler yapın işte. Ben çok güzel doğaçlama sütlaç yaparım. Şimdi tüm fasulyeler sütlaç, sütlaç diye tezahürat yapsın. Hadi. Bir de son uyarı. Doğaçlamayı Necati'ye bırakmayın sakın. Doğaçlama gücü! Bari açık yerden geçseydiniz. Şimdi cereyan yapacak. Koşun! Yakalayın onları! Merak etmeyin, bir barbunyayı yakalamak ne kadar zor olabilir ki? Çok zor geçen bir kovalamacadan sonra.
olmamız lazım. Koç başını getirin. Koç dedim, keçi değil. Bu ne? Hazırda açılmış kapı. Biz uğraşmayalım diye annem evde açıp verdi. Koç başı dedin. Kapıyı kıracaklar. Kapı dünyasına tekrar gitmek istemiyorum. Merak etme Remzi. Ben pipetle kağıt saldırısı yapıyorum. Onları oyalar. Püf püf püf. Hey, üstümüze çikolatalı süt atıyor biri. Aa, affedersin, yanlış pipet. Ben gizli belgeyi barbunyaların sistemine yükledim. Görev başarılı. Çikolatalı sütten var mıydı acaba? Doğru. Şimdi yakaladık. Siz... Evet. Tamam. Geri çekiliyoruz arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Pipet saldırısı işe yaradı. Necati Ajan Fil günü kurtardı. Bence gizli belgeyle alakalı bir şey. Sahiden ne yazıyor şu belgede? Bilmem. Okumadım ki. Dur bakayım. Barbunya'nın sinyali gitti. Alo. Ne yazıyor? Barbunya da bir fasulye çeşididir. İyi işte. Hepiniz kuzenmişsiniz. Ne kavgası bu canım? İşin iyi tarafı eğer fasulyeysen çimlenebilirsin demek oluyor. Yani ödevimi yapabilirim. Daha da iyisi fasulyelerin akrabası olduğun için kapının faturasını sana yollayabilirim. Daha da iyisi, daha da iyisi. Bir şey bulamadım, siz devam edin. Bu bilgi, ben de mi bir fasulyeyim şimdi? Bu biraz ağır geldi. Dinlenmem lazım. Ne demişler? Fasulye yattığı yerden belli olur. Böyle bir atasözü yoktu değil mi? Evet, görelim bakalım çimlenmiş fasulyelerinizi. Şakir, ben fasulye çimlendirin demiştim. Bu bitki fasulyeye pek benzemiyor gibi. Şimdi görürsün fasulye miyim değil miyim? Fasulye kulübü dansı. Şok şok şok. Tek kullanımda 20 yaş birden gençleştiren mucize spor aleti geldi. Kaçırmayın. Kim inanıyor böyle şeylere? Bildiğin saçmalık. Anne. Annem gitti. Işınlandı birden. Ya Kadriye. Kadriye'yi çizmeyi unutmuşlar. Necati, ne saçmalıyorsun? Kadriye. Kadriye. Anne. Ha? Anne, nereye gittin bir anda? 20 yaş birden gençleştiriyormuş. Haberi duymadınız mı? Hemen alıp geldim bir tane. Bir kere kullanınca 20 yaş geriye götürüyorsa... Kadriye, ver bana. Geceye kadar kullanıp 10.000.000.000 yıl geri gideceğim ve dinozorları göreceğim. Çabuk ver şunu. Ay Necati, dur, çekil. Necati, çekil. Al işte Necati, kumandaya değdin, televizyon kapandı. Neyse, dur açayım. Açılmıyor televizyon. İyi bas Remzi, iyi bas. Düzgün basmıyorsun. Necati, bunun düzgünü mü var? Basıyorum işte. Pili bitti herhalde. Şakir oğlum, pil getirir misin? Evde bunlar kalmış baba. Ver bakayım. Bu olmuyor. Değişikmiş biraz bu kumandanın pilleri. Başka pil yok mu evde? Dedemin takma dişlerinin pili var. Onlar olmaz mı? Dedenizin neden dişlerinde pil var? Of, çok saçmaymış. Sormuyorum, vazgeçtim. Neyse, hadi dışarı çıkıyoruz pil almaya. Dur tahmin edeyim. Pil almak için sokağa çıkacaksınız. Ama birden tehlikeli maceralara gireceksiniz ve kendinizi dünyanın diğer ucunda bulacaksınız. Yok, ben almayayım. Ben de evde biraz gençleşeyim en iyisi. Benden önce dinozorları görmeye gidersen küserim. Yok abi, bu kumanda çok eski, pillerini bulamazsın. Hem Çin malı bu, gelmiyor artık Türkiye'ye. En iyisi yeni bir televizyon vereyim sana. Yok abi, bu model çok eski. Pilleri Türkiye'de imkansız bulamazsın. Çin'den geliyor bu. Bak, en iyisi ben sana bu televizyonu vereyim he. Aa, bu model bayağı eski. Onun yerine bu simidi düşünür müsün? Çıtır çıtır. Baba, sen şaşırdın iyice. Simitçiye soruyorsun, farkında mısın? Nereden bulacağım ben bu pilleri? Bir pil almak için illa Çin'e mi gitmeliyim? Bence simit iyi bir alternatif. Çıtır çıtır. Ver, tamam ver. Hop, yap, yap, hop, oh. Pis, pis, pis. Biri bize pıspıslıyor. Biz kedi değiliz.
aslanlara pıslanmaz. Bana pıslayabilirsiniz. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Çok şanslısınız. Otobüsümde son 3 koltuk kaldı. Nasıl yani? Çin'e mi gidiyor otobüs? İyi de Çin'e otobüsle gidilemez ki. Kim demiş onu? Bizim adımız Çin Çin Seyahat. Herkes bilir bizi. Bizde yalan olmaz abicim. Bak 3 koltuk diyorum. Aldın aldın. Remzi, bu adam beni üstü konuşma tekniğiyle kandırıyor galiba. Kandırılıyorum. Çin ta dünyanın diğer ucunda. Çok uzun sürer otobüsle. 2 saatte gidiyoruz dostum. Çay, kek ikramımız. Çocuklar, başka şansımız yok gibi. Çin'e gidip bu pilleri üreten fabrikayı bulmamız lazım. Yoksa televizyonsuz kalacağız. Yeni televizyon da alabilir. Hayır! Bir televizyona o kadar para veremem. Çin'e gitmek de bedava değil ki. Şşş! Tamam, gidiyoruz o kadar. Oley! Şoför arkası benim. Meyveli kek ve ucuz kolonyamı hemen hazırlayın. Geliyorum. Bu camlar filmliymiş Necati abi, baksana. Ne? Camda film mi oynatıyorlarmış? Son teknoloji bu otobüs. Hayır, yani dışarısı görünmüyor. Ben Çin'e giderken etrafı izlemek istiyordum. Neyse, ben de öndeki şoförün Peru'nu izlerim. Merhaba, ben Memo. Senin adın ne? Eyvah! Yolculukta sohbet açmaya çalışan bir yolcu. Uyuyor gibi yapayım. Artık çok geç, göz teması kurduk. Benim adım Memo, memnun oldum. Benim adım Remzi. Şu koltukta oturan Şakir benim oğlum. Onun yanındaki fil de... Bu peruk bana göz kırptı, imdat. Tanımıyorum. Kim ki o fil? Ne yapıyorsun? Ben fotoğrafçıyım. Sevginin gücü konulu bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Çin'e de bu yüzden gidiyorum. Oğluna nasıl sevgi dolu baktığını gördüm. Güzel poz oldu. Ama daha iyisi lazım bana. Evet, severim onları. Of, yol tutuyor sanırım beni. Midem hiç sevmez yolculukları. Bende leblebi var istersen. Lazım olur diye 100 kilo kadar yanıma aldım. Çok teşekkürler. Bir de yastık olsa keşke. Olmaz mı? İşte al, sürüyle getirdim. Yastık bile getirmiş. Bir de avokado sosunda tatlandırılmış somon yumurtası fena olmazdı. O kadarı da yok. Kimi kandırıyorum, o da var. Şaşırmış mıdır ne? Niye yanında bu kadar çok şey taşıyorsun? Bana sağlamcı Memo derler. Her şeyin bir sürü yediğini taşıyorum yola çıkınca. Neyin lazım olacağı belli olmaz. Hakikaten de 2 saatte geldik Çin'e. İnanılmaz. Dostum, bir fotoğrafımı çeksene Çin'deyken. Profilime koyacağım. Önce beni tek çek. Tamam, şimdi de sadece beni çek. Güzel, şimdi Çince konuşurken çek. Hacun çek. Tamam, oldu. Şimdi son bir tane daha çek. Evet, ama yalnız ben gözükeceğim, tamam mı? Necati, bu Memo. Yeni tanıştık. Sevginin gücünün fotoğrafını çekecekmiş. Sevgi diye bir komşumuz vardı. Çok güçlü bir ablamızdı. Onun hakkında mı bu da? Hadi bırakın şamatayı, işimiz var. Şu pil fabrikasını bulmamız lazım. O değil de beni tek çektin değil mi? Baba, nereden bulacağız bu fabrikayı? Birine sormamız lazım ama kimse de Türkçe bilmiyordur ki. Hiç merak etmeyin, ben Çince biliyorum. Necati, saçmalama. Evet, inanmıyor musun? Tabii ki inanmıyorum Necati. Bilmiyorsun işte Çince. Yok, eğer biliyorsan söyle şu adama da bana şu şapkalardan bir tane versin. Tiha, hemen. Hachichu hariku çin çinça. Murakami tasito. Taka taka para para. Of. Necati abi, sen Çince konuşuyorsun. Hem de şapkacı bana şapka hediye etti. Benim muhteşem Çincem sayesinde aldın onu da. Teşekkür et bana sarı bıyık. Necati, gel. Sor bakalım şu seyyara. Bu pilleri bulabileceğimiz teknoloji fabrikası neredeymiş? Mısıringa hiyova kruvohodo tasito. Teşekkür otakulo. Ya! Bu yoldan geçmek zorunda mıyız? Fazla kalabalık gibi. Ejderha festivali zamanına denk geldik. O kadar ejderha çektim ki 6 sezon dizi çıkartırım bundan. Olamaz. Adamın gösterdiği yer burasıydı. Ama Çin Seddi var arada. Fabrikaya ulaşabilmek için Çin Seddi'ni geçmemiz lazım. Necati abi?
Tarihte bu duvarı aşamamış olabilirler. Evet, belki Çin Seddi uzun ve dayanıklı. Ama henüz Fil Necati ile karşılaşmadı. Benim karşımda hiçbir duvar duramaz. Necati iyice coştu. Kesin duvarı yumruklarıyla kıracak. Bence tekme atar. Bence üstünden atlar. Açıl susam açıl. Evet, bu duvar çok güçlüymüş. Yapacak bir şey yok. Bir yolu olmalı. Etrafından dolaşsak. Zili çalalım. Sonra kaçarız. Bir dakika. Ejderha maketlerini hatırlıyor musunuz? Galiba benim aklıma bir fikir geldi. Beni takip edin. Uçuyoruz. Yoğurt gibi uçuyoruz. Yoğurtlar ne alaka? Ha? Eyvah, alarm çalıyor. Yakalanacağız. Çinliler bize hapse atacak Remzi. O Çin Seddini hiç geçmeyecektik biz. Durun. Çok sevgi dolu yaklaşmadılar mı? Dur bir fotoğraf çekilelim. Ben o pilleri almadan asla geri dönmem. Avını gören aslan son hızla peşinden koşuyor. Eğer avını yakalayamazsa bu onun için bir son olur. Aslan görünüşe göre belgesel ekibimizi fark etti. Ancak bu onu yolundan geri döndürmeyecek. Kardeşim belgesel değil burası. Tamam tamam ben yanlış gelmişim. İşte Çin malı teknoloji fabrikası. Öz teknolojici kardeşler mi? Nasıl Türkçe yazabilir ki? Çinliler Türk müymüş? Gel buraya. Fabrika kapalı kardeşim. Sen de öz teknolojici kardeşlerden biri değilsin. Sen de Türkçe konuşuyorsun. Oo Remzi, kolay gelsin. Yakalanmışsın. Sorma Necati. Aradığımız Çin teknoloji fabrikası da burası değilmiş zaten. Filler burada da yok yani. Yine bulamadık yani. Şakir biraz daha gülümse. Boş verin onları. Baksanıza şu güvenlik Türkçe biliyor. Ben de biliyorum ne var ki? Vay Çinliler Türkçeyi çok iyi konuşuyorlarmış. Arkadaşım sabahtan beri karışmayayım diyorum. Ne saçmalıyorsunuz siz sabahtan beri? Çin değil ki burası. Nasıl değil? Ama siz Çinlisiniz. İstanbul burası kardeşim. Beyoğlu'nun içindeki Çin mahallesindesiniz. Hadi gidin şimdi. Fabrikaları da izinsiz girmeyin bir daha. Olamaz. O otobüs muavini bizi kandırdı. Hem Çin'e otobüsle gidilir mi ki? Zaten televizyonda izleyemeyeceğim artık. Bu kadar üzülme Remzi. En azından Çin'i gördük. İçini döktün fena mı? Oho hala anlamamış. Kandırdılar bizi. Bir de üstüne sevginin gücü fotoğrafını da çekemedim. Neyse bari en son bir hatıra fotoğrafı çekelim birlikte. Çek çek. Bu perişanlığımız kayda geçsin. Gülümseyin. Çekmedi. Dur bakayım. Pili bitmiş. Neyse ki yanımda 7000 tane yedek almıştım. Ama bu aradığım piller inanmıyorum. Bak bize böyle sarılan olmadı Şakir. Gel ben sana sarılayım. Bu pillerden alabilir miyim Bebo? İstediğin kadar alabilirsin. Hepsini al. Sen bana sevginin gücü konulu en güzel fotoğrafları verdin Remzi. 7000 pil de senin olsun. Oley! Bu pillerden aramayacağım artık. Kadriye, sana ne oldu? Annem 20 yaş küçüle küçüle bebek olmuş. Şaşırdınız mı siz? Ne diyorsunuz? Olamaz. Söyle bana ne yaptın Kadriye'ye. Söyle hemen. Ne kadar uzun sürdü. Bir pil alıp gelecektiniz. Necati ne yapıyorsun? Dur. Kadriye, sen hem bebeksin hem de yaşlı. Yaşlı mı? Ne münasebet? Ne o öyle bağırıyorsunuz? Ayten'in kızını korkutacaksınız. Zaten bir saatliğine emanet etti çocuğu. Biz de şey sandık. Oh aman bulduk ya sonunda pili. Gerisi önemli değil. Şunu bir deneyelim şimdi.
Çalışıyor. İnsanları otobüsle Çin'e götürme umuduyla paralarını alıp İstanbul'daki Çin mahallesine bırakan sahte seyahat şirketi düzenbazları tutuklandı. Detaylar az sonra. Ay, kim inanıyor bunlara? Otobüsle Çin'e mi gidilir? Bu benim 20 yaş gençleştiren spor aletimden de saçmaymış. Bakın bakın, internette ne var? Şimdi gittiğimiz yeni Luna Park hakkında yazılanları okuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi hız treni burada. Kesinlikle binmelisiniz, daha iyisi yok. Ben bir an önce o hızlı trene binmek istiyorum Remzi. Okuldaki çocuklara hava atacağım. İşte geldik. Merhaba, biz bu süpersonik muhteşem hız trenine binmek istiyorduk. 3 tane bilet alabilir miyiz? 300 lira alayım. Saçmalık. O paraya gerçek trenle Mars'a gideriz. Evet, trenle Mars'a yukarı doğru uçan tren. Biz o paraya gerçek trenle zaman yolculuğu yaparız. Evet, ışık hızıyla tutututu dördüncü boyut vucu vucu vucu. İyi o zaman, siz Mars'a gidin, tutmayayım ben sizi. Yürü oğlum, gidiyoruz. Ama ben trene binmek istiyorum. Tamam, ver o zaman 300 lira. Tabii, konuşmak kolay. Bu Luna Park'taki hızlı trenden daha dehşet bir trene bindirebilirim sizi. Sen bizi mi dinliyordun Tanju? Kulak misafiri oldum sadece. Kulak misafiri. Buyurun, buyurun. İyi ki misafirliğe geldiniz. Neresiyle çay içecek peki bu misafir? Neredeymiş peki bu dehşet tren? Önce gofret. Tamam, al gofretini. Tamam, gerçekmiş. Beni takip edin. Burası eski tren istasyonu değil mi? Evet. Makinist arkadaşım buralarda bir yerde olmalı. Ne yani? Bizi paslı trenlerin olduğu bir yere mi getirdin? Buradaki tren hiçbir yere gidemez ki. Kim demiş gidemez diye? Merhaba Gürol. Ne haber Tanju? Hayırdır? Kim bunlar? Arkadaşlarım oluyor kendileri. Ben tanımıyorum bu adamı. Hızlı bir trene binmek istiyorlardı. Ben de sana getirdim. Başa getirdin yani. Başa mı? Bana süper makinist Rakun Gürol derler. Rakun Gürol mu? Hayır, Rakun Gürol. Demek hızlı tren istiyorsunuz ha? Size bunu ispat edeceğim. Bence bir deneyin derim. İyi madem. Bu kadar çok iddialıysa deneyelim. Alın bakayım şunları da. Aşım olduk. Herkes sıkı tutunsun. Dünyanın en hızlı treni kalkıyor. Of, ne kadar hızlı gidiyoruz. Gözlerim kamaştı. Sen geç dalganı geç. Şu özel kömürleri ateşe atayım da gör. İleride yol bitiyor. Ne yapacağız şimdi? Merak etme evlat. Gideceğimiz yerde yola ihtiyacımız yok. Nasıl? Bitter gofret aşkına. Neler oluyor? Bizim sokak bu. Zamanda geriye gidiyoruz. Peyami dedem hala yaşlı ama. Dede çok yaşlı oğlum, çok. İnternet çekmiyor burada. Ne interneti Necati? Elektrik olmayan yıllara geldik. Modemde mi yok yani? Uzay. Neden uzaya geldik? Dünya hep aynı yerde durmaz da ondan. Farklı zamanlarda farklı yerlerde olur uzayda dönerken. Bütün zaman yolculuğu filmleri bize yalan atmış. Yok artık. Peyami dede her yerde. Sizin dedenizde bir gariplik var. Dönüşte bir baktırın ona. Sıkı tutun. Evet. Son durak Bostancı. Vay canına. Ne kadar eski zamana geldik acaba? Belediyenin açtığı çukurlar olduğuna göre 2 hafta öncesine geldik. Hayır şapçal.
Onlar belediye çukuru değil, dinozor ayak izi. Oo, acaba kaç numara giyiyor? Ben 49 giysem, uf, bu 150 giyiyor bu dinozor. Bakın, bu da ilkel bir gofret ağacı. Demek eskiden gofretler ağaçta yetişiyormuş. Taju, her şey yenmez burada. Ne olacak canım? Ne oluyor bana? Hepimizi yemeden kaçalım. Yardım et bana. Dokunma ayakkabılarıma. Onlar da büyümesin şimdi. Bu kadar gezi yeter. Bence yavaştan geri dönelim. Nasıl? Olamaz. Ne oldu? Ne oldu? Hiç özel kömürlerden kalmamış. Sonsuza kadar burada kaldı. Kafam büyüdü. Bir dakika, sakin olun. Eğer yeterli hıza ulaşabilirsek tekrar zaman yolculuğu yapabiliriz. Evet, bu filmdeki gibi. Olabilir. Deneyelim. Geçin arkaya ve ittirmeye başlayın. Şuradaki yokuştan aşağı doğru hızlanabiliriz. Hadi. Dokunma bana o koca kafanla Tanju. Necati yeter. Tamam, hızlanıyoruz. İçeri atlayın. Saatte 88 kilometreye çıkmamız gerek. Ceza yazmasınlar hocam. Hiçbir şey göremiyorum. Çok az kaldı. 85 kilometreyle gidiyoruz. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Kalk üzerimden Tanju. Kafamın şişliğinde gözlerimi açamıyorum artık. Göremiyorum. Sen kimsin? Çek. Amanı. Tamam. Bizi kurtaran mamut bu işte. Yoksa sen benim büyük. Yeter. Büyük. Kafam şişti. Büyük. Kafanın şişliğinin benle ilgisi yok. Büyük. Neden misin yoksa? Baba o. Baba mı? Ne babası oğlum? Küçük. Necati, uzatma bu sefer. Küçük. Torununum ben senin. Ama. Tamam, ittirme, gidiyoruz. Baba. Büyük dedemin evi burası olmalı. Çok havalı. Neresi havalı Necati? Koltuk diye taş var. Duvarda da saçma sapan çizimler var. Başka da hiçbir şey yok. Evet, dedem mağara adamı diye kıskanmıyoruz. Çok kıskanıyorum. Lokomotif paramparça. Özel kömür yok. Tehlikeli canavarlarla kafana kısıldık. Bu adamın suratı balon gibi oldu. Sen kimsin? İsim ver. Bittik. Hayatımızın sonuna kadar burada kaldık. Baba. Dedeciğim, uğraşma o kadar. İşte. Baba. Ne yapıyorsun? Çoraplarımı mı kokluyorsun? Ateşi hızlıca yaktın diye adam sana hayranlık duydu. Gıdıklanıyorum dede. Bırak ayaklarımı. Baba. Hep belgesellerde görürdük mağara adamlarının duvarlara çizdiği resimleri. İlk defa canlı izliyoruz şu anda. Beni de çiz hadi oraya. Yakışıklı olsun ama. Bir dakika. Çok ilginç olacak bu söyleyeceğim ama buradan kurtulabiliriz. O nasıl olacak? Lokomotif yok artık. Ona ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız bu taş kalemler. Bakayım. Bu kalemler zaman makinesi mi?
Nasıl bineceğiz? Evet, aslında bunlar bir zaman makinesi. Bulabildiğiniz kadar taş kalem bulun ve beni takip edin. Ha? Emin misin oğlum? Hop dur oğlum bekle. Neden bahsediyor bu ufaklık? Oh, durun beni de bekleyin. Necati tutun imi. Gel gel bu tarafa doğru gel. Oh, oh. Şapşalım benim. İşte Birket bizi kurtar. Niye yazdın bunu oğlum? Madem şu anda geçmişteyiz, yazdığımız her şey gelecekte de görünebilir. Böylece Mirket görüp bizi kurtarmak için bir zaman makinesi yapabilir. Eğer buralarda bizim sokağımızın geçmişteki hali ise her yere notlar bırakmamız lazım. Beyler, çukur boş. Dinozor geri gelmeden hemen yazmalıyız. Bu kargocu da bir kere ben evdeyken gelsin arkadaşım. Ha? Mirket mi? Adımı niye yazsınlar ağaca? Mirket bizi kurtar, dinozorlar çağında mahsur kaldık. Mamut abi de burada Remzi. Bu nedir? Mirket! Mirket! Bizimkileri gördün mü? Dünden beri hiçbir yerde yoklar. Hayır görmedim. Bunu Remzi mi yazmış buraya? Bilmiyorum ki. Şu kayada da bir şey yazıyor. Gofret ağaçlarının olduğu bir çağdayız. Fil Necati. Bunlar sana ipucu veriyor Mirket. Yine değişik bir şeyler yapmışlar. Eyvah geçmişe gitmişler Kadriye bunlar. Ben hemen laboratuvara gidiyorum. Of bittim ben. Yazmadığım yer kalmadı. Taşı bu kaç? Görmüyorum. Peki bu kaç? Görmüyorum dedim ya adam. Ben gidiyorum. Saçma sapan arkadaşlarım var. Bu ne? Kafama ne döktünüz? İmdat! Kaçın! Şimdi işimiz bitti işte. Kafam düzelmiş. Dinozorun salyası kafama yaradı. Oley! Çok güzel. Buna sevinelim istersen. Tanju, dinozora midesindeyiz. Sonunda sizi buldum. Mirket bu. Oley! Çabuk küvete atlayın. Geleceğe gidiyoruz. Küvette zaman makinesi mi? Çok zekice. Neden bu kadar geç kaldın Mirket? Verdiğiniz ipuçları doğru zamana gelmeme yeter mi hiç? Tam 2 haftadır sizi arıyordum. Ancak gelebildim. Doğru diyorsun. Pardon. Teşekkürler Mirket. Evdekiler çok merak etmiştir. Hadi oğlum eve gidelim bir an önce. Eyvah bunu da yanlışlıkla getirdik iyi mi? Arkadaşlar bir el atın şuna geri yollayalım hadi. Benim de. Büyük. Güle güle. Ama benim çakmak Mamut abide kaldı. Zaman çok değişti.